Cuma günü aslında Moody's'in Boffman'ın 6,5 milyar lira yakın alımı gelince herkes Moody's tarafında not artırımı gelecek acaba diye düşünmeye başlamıştı ki maalesef sadece görünüm iyileştirmesiyle yetinmek zorunda kaldık. Ama buna karşılık pazartesi ve bugün çok ciddi anlamda Boffman'ın piyasayı yıkacak şekilde satışlarını görmedik. Yani aslında piyasa bunu karşılamaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor diyebiliriz. Bu bir yönden pozitif. 8000 üzerinde de atlatmaya çalıştık. Birkaç kere 8000 seviyesi gün içinde test edildi ama üzerinde kapanış yapabildik. Grafiği de alabilirsek ekrana, özellikle ekranda göstermek istediğim de seviyeler var benim. Bu Kasım ve Aralık, Kasım'ın sonu, Aralık'ın başında bizim test ettiğimiz özellikle 8100 bölgesi var. Dün ve bugün de bu seviyelere yaklaştık ve bu seviyelerden satış gördük. Yani 8000'den ziyade asıl bizim için önemli olan değer 8100 seviyesi. Üçlü tepe gibi bir görünüm oluşabilir burada. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor ki bizim genel anlamda orta vade baktığımızda benim indikatörüm, beyaz indikatör üzerinde orta vadede de piyasa ala geçmiş olacak. Yani sarının üzerinde kısa vade al vermiş oluyor ve 7600'den bu durum 8000'e kadar evrildi. Hızlı bir yükseliş yaptık. Eğer beyaz üzerine de atabilirsek artık zirve yönünde bizim önümüzde çok büyük bir engel kalmamış olacak diye konuşacağız. Yani bizim için endeksin sırat köprüsü bundan sonrası için 8100 seviyesi diye söyleyebiliriz. Özellikle 8100'e dikkat edeceğiz. Dün ve bugün gelen BOFA'nın satışları bir şekilde karşılandı. Bu tamamen yabancı kurumlar tarafından karşılanmıyor. Yerliler de alıyor. Buna baktığımızda yerlinin yeniden piyasaya girmeye başladığı da söylenebilir aslında. Dün ve bugün yaklaşık 1 milyarın üzerinde bir BOFA satışı geldi. Bunun bir kısmı ünlü tarafından karşılandı. Bir kısmı da yerler tarafından karşılandı diye söyleyebiliriz. Bütün bunlara rağmen bu gelişmeler ışığında baktığımızda 8000 kırılabilir mi? Kırılabilir. Altını görebiliriz. Ama net olarak bizim burada 7900 iz süren seviyemiz. 7900 biraz daha sarkmalarla 7800 aralığı üzerinde dengelenmeyi atlatabilirsek kötü geride kaldı diye konuşabileceğiz artık. Bu şekilde bu önümüzdeki sefer 8100'ü aşamıyor olsak bile sonraki denemelerde eğer 7800-7900 üzerinde tutunabiliyorsak 8100'ü aşıp yeni zirve yolunda hareket edeceğiz diye konuşacağız Seda Hanım. Burada özellikle biop tarafına da bakacak olursak endeksin grafiğini de alayım. Buradaki önemli nokta 9100'lü seviyeler. 9100'lü seviyeler üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Yani etrafındayız son iki güne baktığımızda. Bu seviyeler üzerinde kapanışlar devam ederse de Viyop'ta 9300'ler üzerinde yeni zirve aramaya başlayacağız diye söyleyebiliriz ki burada da iz süren seviyemiz 8900 üzerinde. Yine burada beyaz indikatöre dikkat çekeyim. Beyaz indikatör aşıldıktan sonra Viyop'ta da 8800'lerde aşıldı. Sonrasında da 9100'lere kadar yaklaşık %5'lik bir yükseliş oluştu. Az önce gösterdiğim BIST 100 tarafında da spot tarafta da beyaz önemli. Aşabilirsek burada da benzer bir yükseliş görebiliriz. 9100 kısa vadede önemli. Geri çekilmelerde, olası geri çekilmelerde kırmamamız gereken ana seviyede 8900 olarak söyleyebiliriz bir yol tarafında. Bu seviyelerde tutunduğu sürece hala pozitif görünüm korunacak diye belirtebiliriz. Altına bakayım hisselere geçmeden önce isterseniz. Altın tarafında da özellikle 2040-2075 bölgesinde çok fazla hareket tıkanıyor. Gelen tepkiler buradan satışa dönüyor. Aşağıda da 2020'de dengelenmeye çalışıyor açıkçası. Burada özellikle 1970-2000 bandı bizim için önemli destek bölgesi. Bu aralıkta tutunduğumuz sürece testere bölgesi 1970-2075 olmaya devam edecek ki 2075'e artık Bollinger'ın üst bandı. Ne zaman bu seviyeyi üzerine atarız, kapanışlar görmeye başlarız, yukarı yönlü hareket yeniden evrilmeye başlar. Ama 2075'ler aşılmadığı sürece burada da hala yatay testleri bandının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Burada özellikle ne bekletiyor? Fed beklentileri, faiz indirim beklentileri Mart'ta yoğunlaşırken artık ötelenmeye başladı. Bu da biraz daha emtialarda da, yurt dışı borsalarda da hızlı yükselişi biraz daha temkinli harekete, sınırlı harekete bıraktı diye söyleyebiliriz.